Ama burada bir tane de iyi. Ye, el, ye, li, yelin, li, di, ke, ke, ço. Ya ya teyze ya, amca diyor ki 400 puan almış maşallah. Yani çok iyi puandı. Teyze okuma hevesi nereden geldi? Benim. Vallahi kızım ben diyor çok okumak güzeldi. Okumam yazmam yoktu. İnsan hava değil öğrense o kadar güzel o kadar iyi. İnsan hava derdini anlatsa çok güzel. Önce hiç tırşa bilmiyordum. Doktora giderdim derdimi anlatmıyordum. İşte Vedat teyzem yani şimdi... Yani teyze sana dua edenler dünyanın her tarafından o annelerin eli öpülesi, ayağı öpülesi yani... Ben de ki okuma yazmanı öğrenim daha güzeldir. Yaşı yoktur. İnsan bir yere gitse, kendi anlatsa güzeldir. Onun için ben karar verdim, ders çalışmaya başladım. Öyle yani istiyorum. Çalışmanı istiyor. Torunun öğretiyor sana bu evet, dersleri. Evet, onu öğretiyor. Hem yazıyorsun hem öğreniyorsun. Hem yazıyorum hem okuyorum. İnsan bir yere gitse derdini anlatırsın. İşte bir sıkıntı varsa derdini anlatıyorsun. Okuma yazma olmazsa zor oluyor. Onun için ben karar verdim, yazımı yazdım. Çok işime kaldı. Çünkü ben küçükken okula gitmedim. İşime hep kalmıştır. Okuma yazma yoktu. Türkçem yoktu. Tabi zordur. Şu anda çok şükür Türkçeyi öğrendim. Okuma yazmayı inşallah öğreneyim. Selamünaleyküm. Ay nasılsın? Sağ olsun. Bir okuyun bakalım ben de göreyim. Anneciğim bir bakalım oraya. Yelek ne ver. Dün öylesine bir annemi ziyarete gelmiştim. Bir baktım elinde bir kağıt, bir kalem, bir şeyler çiziyor. Sordum kendisine, dedi ki ben kendim artık okumayı öğreneceğim dedi. Torunumdan ders alıyorum. Ben çok sevindim. Zaten biz hep annemizin, babamızın okumasını çok istiyorduk ama o dönem maalesef okuyamamışlar. Küçük yaşta evlenmişler. Çok sevindim. Ben dedim bunu paylaşayım arkadaşlarıma. Bunu ben dün akşama doğru paylaştım. Daha sonra bir anda yayıldı bütün Türkiye genelinde. Biz de mutlu olduk. Annemizi seviyoruz. İnşallah okumayı söker. Rahat rahat kendi derdini ifade edebilir, yazısını yazabilir diye umut ediyoruz. Şimdi biz Türkiye'nin en doğusundayız, Van'dayız. Bizim çok bir alternatifimiz yok. Bizim burada temel geçim ya inşaat ya da tarım hayvancılık. Bizim de önümüzde üçüncü bir seçenek okumak vardı. Bizim babamız inşaatçıydı. Yaz tatillerinde bizi çalıştırıyordu ister istemez. Biz de ona yardım için gidiyorduk. Baktık yani inşaat olacak bir şey değil. O kadar ağır yük, ağır işin altında biz eziliyorduk. Biz de okumayı seçtik. Babamız bize o seçeneği sunmuştu. Teşekkür ediyoruz ona da, annemize de. Bize destek oldular. Biz de okuduk. Cenab-ı Allah da nasip etti. Sınavları kazandık, doktor olduk. Önce en büyük abim inşaat mühendisi oldu. Ondan sonra bir abim doktor oldu. Sonra ben tıp kazandım. Sonra erkek kardeşim tıp kazandı falan. Böyle silsile şeklinde oldu. Bir baktık ki 9 kişi olmuşuz. Bir kardeşimiz daha var. O da liseye gidiyor. İnşallah ondan da bir başarı bekliyoruz. Memnunuz yani. Öncelikle nenem bu yaşta okumaya başladı ve onunla çok gurur duyuyorum ve onu tebrik ediyorum. Onu da çok seviyorum. Çok yakın zamanda okumayı çözdü ve yazmayı çözdü. Bu beni çok mutlu etti ve çok sevindirdi. Öyle. Böyle sanki nenem ilk öğrencim gibi, sanki ben de bir öğretmenim. Nenem öğrencim gibi. Tamam.